9 çarpı 8 bölü 2'den bu üçgenin alanı 36. BC, CD'nin 3 katı denmiş. O zaman BC 3A ise DC A olur. BD 7 2A kalır. 36 birim kare 2A ise tabii ki A da buradan 18 birim kare olacaktır. E şıkkı. Alanlar oranı, tabanlar oranı. AD 8, AC 12 verilmiş. ABD üçgeninin alanı soruluyor. Bir de BD'de DC'nin 2 katı. Ne yapacağız burada? Sinüs olan formülü değil mi? 8 çarpı 12 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2. Böylece arkadaşlar 24 oldu. S 2S alanlar oranı tabanlar oranı bu yüzden 24 S ise 48 2S C şıkkı. İkizkenar bir üçgenin ağırlık merkezi verilmiş. Yani buraya A dersek buraya 2A dikkat Eşit kenarların kenar ortayları da birbirine eşittir. O yüzden harfleri değiştirmedim a'ya 2a dedim. Şimdi arkadaşlar bir de şunu hatırlıyor musunuz? Bir üçgende ağırlık merkezi üçgenin alanını üç eşit parçaya bölüyordu. Yani burada GBC dersek SSS S, S, şu bölgenin alanı 2a çarpı 2a bölü 2 neye eşit olacak? 48'in üçte birinden 16'ya. Böylece bunlar sadeleşir arkadaşlar 4 olur. A kare 8. A 2 kök 2. Haliyle 2 kök 2 ise bu 4 kök 2. 4 kök 2. Demek ki 8'miş B şıkkı. Evet şimdi arkadaşlar burada G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi demiş. Ne diyeceğiz buna göre? Ağırlık merkezi dediği için şöyle alacağım buradan. Kenar ortay 2'ye 1 oranında bölünür. BC zaten 8 kök 2 verilmiş. O zaman burası 4 kök 2. Şimdi arkadaşlar 4 kök 2 şu 4 ile çarpıyorum. Bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2. Bu şimdi A'ya 2A dersek alanlar oranı tabanlar oranından buraya S derim ben. Bu 4'ler sadeleşir. 8 eşittir S olur. Bundan dolayı 8 buraya dersek 16 da buraya deriz. Toplamda da eşit olduğu için 24 olur. Böylece 48 ol. ABG istiyormuş gerçi bizden. 16 olur arkadaşlar. Toplam alan değilmiş. Bir muhteşem üçlü unutmayacağız. BED eşit. Sonra arkadaşlar 5, 12, 13. Burası da 13. O zaman bu üçgenin alanı geniş açılı üçgenden dolayı 12 çarpı 13 bölü 2 AEC'nin alanı ne yapar? 78. Bu arada tabanlar aynı olduğu için tabii ki ABE de 78 cevap B şıkkı. CD ABD'nin 2 katı verilmiş alanlar oranı tabanlar oranıdır 2 es. Burada şu ortak kenar bizim için önemli. Sinüs alan formülü yapabiliriz. Neden? Açıyla ilgili bir şey soruyor. O zaman x çarpı 6 kök 2 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2'nin 2 iki katı sağdaki üçgene yani x çarpı 8 kök 3 bölü 2 sinüs alfa'ya eşit 2 ile çarpmayı unutmadım bakın. Şimdi buna göre kök 2 kök 2 2'ler gitti. 6 ile 2 sadeleştirdik. 3 oldu. Burada yine 8 ile 2'yi sadeleştirdik. 4 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2. Burada da bunları sadeleştirdim. kök 3. Demek ki kök 3 bölü 2 eşittir x'ler de gidince sinüs alfa. O zaman alfa 60 derece olur arkadaşlar. Bizden gerçi sinüs alfayı istiyormuş direkt kök 3 bölü 2 d şık. Merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyor. Bir de BD de DC'ye eşit. Yani şuraya da B 2B dersek BD de 3B olur. Soruda kullanırız. Şimdi GDE'nin alanı 3 ise alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. Benzer olduğunda yani 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 3 ise tamamı 27 olacak arkadaşlar buranın. Komple ADC. Zaten AD kenar ortayı olduğu için diğer tarafta 27 oldu. Cevap 54 D şıkkı. 3 DE3. O zaman arkadaşlar şöyle birleştirirsek. Bakın kesinlikle bu açı ortaydır. Çünkü BD e, ortak kenar zaten dikler eşitse aslında bu açı ortayda oluyordu. Buna göre 3 4 5 üçgeni burası. Onu kullanalım. Sonra buraya A, buraya A dersek tabii ki ne oluyor bakın? A 8, A artı 4. Bu bana hemen 6, 8, 10 üçgenini hatırlatıyor. O zaman A gördüğüm yere 6 yazarsam gerçekten 6, 8, 10 oldu. 6 çarpı 3 bölü 2'den B, E, alanı 9. Burası da 6 çarpı 3 bölü 2'den 9. Zaten eş üçgenlerdir. Toplam 18 oldu D şıkkı. Eşit olanlı 3 bölge. Bir kere o zaman garanti C, e ile E, D birbirine eşit. Hatta muhteşem üstüden böyle. Şimdi buraya S dersek, buraya S dersek, buraya da S dememizi istiyor. E tabii ki o zaman ne oldu arkadaşlar? Şöyle burası A, burası 2A. 3A eşittir 12'den. AD 4 ve BD 8. 8, 15, 17 üçgeninden CD 17. Yarısı 8,5 arkadaşlar A şıkkı. Şöyle bir ABC üçgeni çiziyorum bakın. Şöyle ABC. Sonra e, ...DC, BD'nin iki katı olacak şekilde ayıralım. DC, buraya 2A diyeyim, A diyeyim. Sonra 2AE, 3BE. Buraya o zaman 3M diyeyim, burası da 2M olsun. ADE'nin alanı o zaman burası işte 18 demiş. Alanlar oranı, tabanlar oranı 3M'ye 18 ise 2M'ye ne olur? 12. Aynı şekilde yine alanlar oranı, tabanlar oranı... A'ya 30 ise 2A'ya 60 olacaktır. Toplam alan 90 oldu. E şıkkı. B, AC eşit olacak şekilde bir ikizkenar üçgen verilmiş. Altının 10 oranına hemen bakalım. Sadeleştirince 3 bölü 5 oldu. O zaman şuraya 3K dersem tamamını arkadaşlar 5K derim. E, burası da 2K olur. 2K 3 ise o zaman 3K ne olacaktır? 4,5 Şurası da tabana dikindiği için lazım olursa 7.5 olarak dursun. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar şunu da bence görelim. İki skenar bir üçgende bazen diklikler biraz fazla olduğuna veya herhangi bir üçgende paralellikte falan alfa beta 90'ı tercih ediyorum ben. Bakın şimdi burası alfa beta. Paralelden dolayı yöndeş açı yine beta. Buraya beta dersen F'ye mecburen alfa 90. Ters açıdan bu da beta. Böylece tabana dikey indiriyorum. Burası 3 oldu. 10 olduğu için de arkadaşlar buraya 4 kaldı buraya da 4. Bakın aşağıdakileri hiç kullanmadım bile. Taban 8 yükseklik 3 bölü 2'den üçgenin alanı 12 geldi. Diğerleri de öyle kuru kuruya durdu. ABC üçgeninin alanı sorulmuş. Bu 90'ları kullanmak lazım. Nasıl kullanabiliriz? Şimdi burası alfa beta diyelim. Buraya da beta diyeyim tamam mı? Şimdi 90'ı kullanacak şekilde betayı da alfayı da kullanacak şekilde bakın böyle bir dik indirdim. Böylece 90'ların karşısı aynı olduğundan, alfa beta 90 olduğundan bu üçgenler eş geldi. Ve beta'nın karşısı 6 kök 2 ise beta'nın karşısı burada BH 6 kök 2 oldu. Mor üçgenin alanı taban 6 kök 2, yükseklik 6 kök 2 bölü 2'den cevap 36'dır. B şıkkı.